Ya geçen şeyi izledim. Elif neydi Özgün ya? Sana da attım ya bayıldım diye. Elif Ha, evet. miydi? Elif ama neydi? Adı neydi? Dur. Linkini bulayım hocam. Dur ben de bakıyorum. Bayıldım ya. Bayıldım da bayıldım abi. Böyle bir şey yok. Çok iyi şarkıcı. Neydi? Elif Sanchez. Elif Sanchez. Doğru mu ismi? Elif Sanchez. Evet hocam. Elif Ah, Sanchez. ne fena bir şarkıcı ya. Çok değişik abi. Evet Elif Sanchez. Mesela bu albümde dinlediğim bir parça vardı benim ya. Bu kadar güzel olur mu? Dur ona buldum hatta ya. Dur 2 saniye bakayım cep telefonuna kaydettim ama Shazam'layıp o sırada yolda giderken. Ha buldum. Para rekordarte. Ah böyle bir stil yok. Keşke yapabilsem. Telif yemeden. Acaba nereden çıkarmış para rekordarte'yi bir dinleyeyim şu durun. Oh my god. Süper. Şöyle bir bakın mesela. Şimdi radyoda dinledim galiba. Joy Türk. Bu arada fena Joy Türk dinliyorum onu da söyleyeyim. Özgün benim bir numaram şu anda Joy Türk. Yani gerçekten dinlemediğim şeyler çalan bir radyo. Hakikaten çok başarılı Aa, yani. ilginç. Çok hoşuma gidiyor. Bak uzun süredir hep radyo arıyorum. En böyle beni çeken, hoşuma giden radyo Joy Türk oldu diğerlerinden farklı olarak. Çünkü gerçekten alternatif şeyler çalıyor. Özellikle böyle Latin falan çok çalıyor. Bayılıyorum zaten. Şimdi tam yolda giderken böyle bir açtım. İnanılmaz. Bir dinleyin. Ben mesela dinledim dedim ki ismini de bilmiyorum yani herhangi bir şarkı çıkıyor. Ya, o kadar iyi bir şivesi var ki çünkü hani bir yabancı işte bir Güney Amerikalı bir şarkıcı dinliyoruz diye düşünüyorum. Sonra gırtlak çarpmaları ilgimi çekmeye başladı. Yani mesela para böyle bir hafif nameli gelmiyor. Ya dedim bu ne böyle? Bakın şimdi. Para rekorda. Ha? Nerede? Mesela. Nerede? Mesela. Dedim bu nasıl bir şey Güney Amerikalı şarkıcı böyle name Arap namesi yapıyor yani. Ama bir şey de diyemiyorum. Ya bu sadece orada var o name. Parçanın diğerinde kullanmıyor. Allah Allah. Teatro. No necesito tu boca para besarte. No necesito tu cara para No te necesito amor para amarte. Me basta yo sola para recordarte. Ses rengi çok yumuşak. Gerçekten çok böyle nasıl diyeyim? Ben şeyi çok severim hakikaten. Böyle yazın. Ya çocukluğumdan en büyük hatıralarımdan biri böyle bir yaz günü, çok sıcak bir yaz günü. Hiç unutmam. Adapazarı'ndayız işte o zaman. Sezen Aksu daha yeni şeyi çıkarmış Özgün. Hadi bakalım kolay gelsin albümü. Baştan sona olağanüstü bir albüm zaten. Evet. Her şarkısı birbirinden güzel. Aşırı sıcak, sokakta kimse yok. Öğlen vakti. Ben çıkmışım işte bir taşın altında orada mahallede oturuyorum bir yerde. Bir gölgenin altına geçmişim. Takılıyorum, bir şey de yapmıyorum ama kimse yok o sıcağın altında. Yine de o sıcak yaz günlerinin verdiği müthiş bir enerji vardır ya, ben bayılırım o enerjiye yani. Kendini yaşar hissedersin, mutlu hissedersin sürekli. Ve o kadar büyük bir mutluluğun ortasında işte Sezen Aksu'nun sesi ileriden uzaktan gelen ve biraz hüzünlü o atmosfere katılan o gitar tınıları sizi çok acayip bir moda sokar yani. Hem yaşadığınızdan çok mutlu olursunuz hem de gelen o tatlı hüzün size müthiş bir enerji, hayal gücü, duygu katar. Elif Sanchez'in sesinde bu var. Bu çok hoşuma gitti benim. Yani o sıcaklığın içinde hüzün, hafif de bir acı. Ya bu sefer daha farklı bir tat. Yani önünüzdeki makarnanın içine bilindik yaz tadını atmışsınız. Birazcık da böyle serpiştirmişsiniz.
Nefis. Ve hemen yani daha bunu dinledim, gittim eve ve ben mi yazmam gerekiyor dedim. Mesaj yazdım Instagram'dan, dedim ki gerçekten çok beğendim sizin sesinizi, becerinizi. Neredesiniz? İstanbul'da, işte şudur. Hani sizinle sohbet etmek istiyorum, sizi tanımak istiyorum. Hakikaten bu enerjiyi çok seviyorum. Güzel enerji, farklı. Büyük bir keyif var müzikte. Seste öyle bir zevk var. Hani yayının başında izlediğimiz Elif'te izledi dedim ya. Saflık. Saflık tamam, çok güzel ama o bir aşama sonrasında saflıkla beraber birleşecek başka bir şey lazım. Kendinize ait bir ses renginin ortaya çıkması lazım. Elif Sanchez'in de sesi 15 yaşında, 14 yaşında, 13 yaşında senin gibidir Elif. Yani daha genç yaşlarında sana benziyordur. Ki onun da adı Elif. Bugün var bir şey Özgün, yapacak bir şey yok. Göklerden gelen bir karar var bazen. Gerçekten öyle. Elif tutun. Elif tutulması yaşıyoruz. Elif tutulması, evet aynen öyle, harika. Hatta bu yayının adını Elif yapalım. Ben bir abartı daha söyleyeyim. Bugün sırf Elif isimli şarkıcıları yapım dersem yuh derim artık, değil mi Özgün? Neyse, abartmıyorum. Şimdi Elif Sanchez devam edeyim. Fazla geyik yaptım. Bulgar adına geldik. Evet. Şuradan Muhammed Çakır diyor ki yıllardır sizi takip ettiriyor diyorum, şu adamı bir yaptıramadım, al yapacağım şimdi, bakayım neymiş yaptıramadın, o kadar merak ettim ki Muhammed. Hocam. Tamam aldım. Bir de. Ya bu adamı yapamıyorum, anlatmaya çalışıyorum, bak Muhammed seninle ilgili bir durum değil bu. Bu adamın bu videosunu izlediğim zaman blokluyorlar. Ben daha önce bu adamı izledim ya, izlemez miyim? Kaç senedir yayıncıyım yani. Mümkün değil izlemem. Anladın? Bak ya Muhammed, bu kaosu, bu efsaneyi bitirelim. Tamam mı? O nedenle yapamıyorum. Gel Süper Chat'te, Twitch'te yaptım. Özgün iki kere en az. Evet. Yani başka bir platformda yaptım ama evet. YouTube'da olmuyor. Ondan Muhammed olmuyor. Sen de diğer platformları takip etmiyorsun gördüğüm kadarıyla. Ben de yıllardır yapıyorum. Seni hiç evet. Görmedim Twitch'te. Buyur Özgüncüğüm. Hocam şöyle bir düzeltme var. Bir yanlış anlaşılmış da siz dediniz ya yani, Elif Sanchez nasıl işte bir nasıl bir Amerikalı şarkıcı dediniz ya. Demedim, hayır. Şimdi o yanlış anlaşılmış. Aslında yok. Yani Emre Hoca'nın demek istediği farklıydı. Elif Sanchez hocam, onu düzeltiyorlar. Paul Sanchez'le evlendiği için soyadını almış. Yani ha. Aslında Türk'tür diye böyle bir düzeltmeler var. Güzel, tamam. Şeyde. Ama heyecanlanmasınlar. Daha izlemeye devam ediyorum. Biz sakin şampiyonlar. Durun. Bak görüyorsun Elif. İzlerken bile kaos çıkıyor. Kimse rahat değil. Ha Elif, burası beni öldürdü bak. Bu ne abi? Para rekordarte. Bu ne? Çok iyi. Şimdi bu parçayı ben çok isterim ki böyle bir Türkiye'de arabesk müzik yapan biri de okusun. Olur yani, bu buraya dönmüş artık. Nasıl olacak? Ama herkes okuyabilir bu nameleri aldıktan sonra. Para rekordar de. Bu noktaya gelmiş, nefis. Stil çok güzel. Çok çok beğendim gerçekten. Fakat Elif'in yaptığı bu değilmiş sadece. Yani Elif Sanchez'in. Sonradan baktım ki türküler var. Yani Elif Paul Sanchez, Habi Unavez mesela o kadar çok farklı türde şarkı söylüyor ki. Baksanıza. Desti tesnifi. Yani burada başka bir ses ama, değil mi yani? Başka bir hikayesi var. Sesinin rengi de bambaşka duyuluyor.
Buradan şöyle bir noktaya çıkabilir miyiz acaba? Yani bir şarkıcının acaba söylediği dil, ifade, tarz. Yani hani geçen yayınlarda mesela şey demiştim ya. Pavarotti Urfa'da doğsaydı, İbrahim Tatlıses Roma'da, Venedik'te doğsaydı ne değişirdi? Ne olurdu yani? İkisi de tenor, değil mi? Alta gelen bir yorumlar var. Yangın yeri ortalık. Saçma sapan. Yani işte sen İbrahim Tatlıses'in, ya işte Pavarotti'nin o kalitesi, o insanlığı. Yani... Abi ben fikir attım ortaya. Sakin olun şampiyonlar. Çok çok kızıyor herkes birbirine. Kızmayın. Yer değiştirdiği zaman her şey. Yani başka iklimlerde büyüdüğünüz zaman başka bir şeye dönüşüyor. Aynı ses belki. Aynı yapı, aynı karakter, aynı biçim. Burada başka bir Elif sesi duyuyoruz. Başka bir müziğin içinde başka şekillenen, başka bir enerji veren. Yaşam biçim bile değişiyor ya. Hayata bakış değişiyor. Yürüyüş değişiyor yani. Gerçekten böyle bir şey bu. Biri daha iyi, biri kötü diye demiyorum. Kıyaslama değil. Değişiyor. Sadece bundan bahsediyorum. Daha çok var. Elif Sanchez'in söylediği çok acayip şeyler var. Nameler çok güzel. Çok iyi. Şan eğitimi olduğu o kadar belli ki. Şu girişler eğitimli vokallerin yapacağı şeyler. Çünkü bu yükselişleri, bu crescendo'ları hep çalışıyorsunuz. Yani Mevlam seni, Mevlam seni. O açılış. Bakın. İzleyin. Pozisyonu oturtup nefesi aldı. Çekti. Ağız aşağı düştü, çene. Ve kontrolü M harfi tabii kapalı çıkacak. Bakın. Sesin nerede duracağını gösteriyor sizi yüzü. Değil mi? Diyor ki buralara geliyoruz. Hadi gel bakalım. Kafa sesinde zaten. Çok iyi düzenlemeler be. Kadınım vur ben. Gene de o. Çok seviyorsun. Su gibi değil mi? Akıyor. Elif Sanchez, bayıldım. Tarzına bayıldım. Bu değişimleri yaşamana bayıldım. Çok heyecan verici. Gerçekten çok heyecan verici ya. Hele sonlarda iyice arabeske bağlıyor. Neyse süper. Elif Sanchez arkadaşlar.